hepimiz Allah'tan geldik. Yine dönüşümüz onadır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu merhume Gülşen hanımefendi ile beraber bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Çıkmış olduğu varet yolculuğunda kendisi hakkında kolaylıklar ihsan eylesin. Var ise günahlarına affeylesin. Kendisini Efendimizin şefaatine nail eylesin. Bizler de merhume Gülşen hanımefendinin haliyle hallenmeden evvel son nefsimizde kelime-i şahitle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı, bu kelime-i şahitle ölmeyi ve bu kelime-i şahitle mevcut Rabbimiz bizlerde nasip ve mesele eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde insanların en akıllısı ölümü unutmayan ve ona hazır bulunan kimsedir buyuruyor. Şu anda önümüzde bakta bulunan merhume Gülşen hanımefendi ise şu haliyle bizlere dünya hayatının geçici bir imtihan ile olduğunu nasihat ediyor. Ve siz sevdiklerinden, sevenlerinden, ailesinden ve komşularından hüsnü şehadet, hayır dua ve erelik demektedir. Sizler merhume Gülşen hanımefendiyi halu hayatı kemali saatindeyken sizlerin ve bizlerin arasında yaşarken nasıl bilirdiniz? Kendisine iyi bir kol, iyi bir mümine hanımefendi olduğuna şahit gider misiniz? O zaman kendisine dünyevi, uhrevi, maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarınızı lütfen helal edersiniz. Canı gönülden helal edersiniz. Özellikle komşuluk ve kulaklarınızı helal edersiniz. Rabbim yapmış olduğunuz bu hüsnü şahit ve aleyhinizi dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu merhume Gülşen hanımefendiye gani gani rahmet eylesin. Ve siz sevenlerine, yakınlarına ve ailesine sabır-ı cemiller ihsan eylesin. Bizler de şu musallığa gelmeden evvel cümlemize iman, Kur'an selameti nasip eylesin inşallah. Evet değerli müminler, malum cenaze namazını sürekli kılmadığımız için 10 tane cemaatimiz olabilir. Şöyle kısa cemaatle namaza geçeceğiz. Bilindiği üzere cenaze namazı 4 tekbirle eda edilir. Birinci tekbirde Subhaneke duasını ve Celle Senâk ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirde cenaze duasını biliyorsanız cenaze duasını, bilmiyorsanız dua niyetine Fatiha suresini okuyabilirsiniz. Dördüncü tekbirde salat-ı sura selam vererek inşallah namazımızı eda etmiş olacağız. Şimdi hep birlikte cenaze namazı için niyet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allah